Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda bana bazı videolarımın altında sormuş olduğunuz bir soruya açıklık getireceğim. Ses tonunu nasıl geliştirdin veya diksiyonunu nasıl bu kadar iyi hale getirdin diye bazı arkadaşlarımız merak etti ve bu videoyu çekmem için de kanalıma abone olduklarını gördüm. Ben de bugün bir boşluk yarattım kendime ve bu videoyu sizlere aktarma gereği duydum. Biraz detaylı bir video olacak, lütfen ileri sarmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak ki bu videoda işinize yarayabilecek bir takım bilgiler olacaktır. Profesyonel bir insan değilim, tamamen kendi tecrübelerimle ses tonumu nasıl geliştirdim, diksiyonumu nasıl geliştirdim bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi diksiyonum, ses tonum işte bazı insanlara göre gerçekten kötü ama çevremdeki insanlara göre iyi bir diksiyona ve ses tonuna sahip olduğuma inanıyorum ve ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağı yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videomuza geçebiliriz. Ya ben konuşmakta güçlük çekiyorum diyebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için sizlere tavsiye edebileceğim ilaç gibi bir yöntem var arkadaşlar. Bu yöntem nedir? Deneme kitapları alın. Yani tutup da eğer zaten okumayı sevmiyorsanız büyük romanlarla başlamayın bu işe. Deneme kitapları alın. Örnek verecek olursam ben kendi okuduklarımdan örnek vereceğim size. Kahraman Tazioğlu'nun hayatımdaki önemi çok büyük benim için. Çok sevdiğim bir abimdir. Buradan da ona selam olsun. Ezgin Kılıç, Serkan Özel var. Bizim işimize yarayacak kısmı şu oluyor. Bu yazarların yazmış olduğu kitaplar okurken insanı sıkmıyor. Karışık bir dilde yazmıyorlar yazılarını ve her bir sayfada farklı bir konuyu işliyorlar. Zaten denemenin de anlamı bu oluyor. Siz deneme kitabını önünüze açtığınız zaman da sesli bir şekilde bu deneme kitaplarını okuyacaksınız. Size çok basit bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şu anda elimde almış olduğum ilk kitaplardan, bu serüvene ilk başladığım kitaplardan birisi var. Serkan Özel'in Kapalı İşi Yalnızlık kitabından sadece bir kısmı okuyacağım. 111. sayfasında geçen bir kısım. Şimdi okumamanız gereken şekilde sizlere anlatacağım. Sesli bir şekilde okuyorsanız vurgulamalara çok dikkat edeceksiniz. Bu nasıl oluyor? Başlayayım. Şu anda tamamen yanlış bir şekilde okuyacağım. Bu yüzden terk etmek kişinin gitmesi demektir. O senden gider, sen sondan uzağa gidersin. Bu yanlış bir okuma biçimi. Şimdi doğrusunu söyleyeceğim. Bunları sürekli tekrar ettiğiniz zaman ses tonunuzda ve diksiyonunuzda önemli derecede ilerlemeler meydana gelecektir. Başlıyoruz. Bu yüzden terk etmek iki kişinin gitmesi demektir. O senden gider, sense ondan uzağa gidersin. Burada önemli olan şey şu, noktalama işaretlerine dikkat ederek okumanız. Ya kardeşim, ben günlük hayatta noktalama işaretleri kullanmıyorum ki, konuşurken virgül, işte noktalı virgül falan mı kullanıyoruz diyebilirsiniz. Hemen günlük konuşma dilinizde yapmış olduğunuz hatalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir arkadaşımızla konuştuğumuzu varsayalım ve Ali diye bir tane insan olsun. Bu kişi bir yerden bir yere gidecek olsun, yapacağımız şey nedir? Siz genellikle günlük konuşma dilinizde yapmış olduğunuz en büyük hatalardan bir tanesi şu oluyor. Ali yarın 8'de Mersin otogarına inecekmiş. Bunu böyle diyorsunuz. Ama doğrusu ne bu işin? Hemen söylüyorum. Ali yarın saat 8'de Mersin otogarına inecekmiş. Şimdi buradaki önemli olan konu şu. Ali sabah 8'de Mersin otogarına inecekmiş. İki tane önemli şey var bu cümlede. Ali sabah 8'de, yani saati vurguluyoruz. Ardından ineceği, geleceği yeri vurguluyoruz. Bu ne demek oluyor? Mersin otogarına inecekmiş. Yani günlük hayatta çok çok örneklendirebiliriz bunu. Bir kişiyle konuşurken bir dikkate alın bunu. Siz de anlayacaksınız nerelerde hata yaptığınızı. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman ilk başlarda zorlanacaksınız. Bunun için zaten sesli kitap okumanızı öneriyorum. Zaten bir insanla birebir konuştuğunuz zaman bunlara dikkat etmeniz çok zor olacaktır. Onun için sesli kitap okuduğunuzda belli bir süreden sonra bunları alışkanlık haline getiriyorsunuz. Hatta hiç fark etmeden bu işin doğrusunu yapmış oluyorsunuz. Bazı kelimeleri yutmak hepimizin büyük bir sorunu. Bu ne demek oluyor işte, yapıyor, gidiyor. Bunlar tamamen yanlış. Yapıyor, gidiyor,
gibi şeyler kullanmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl elde edeceksiniz? Çok basit bir yöntemi var aslında. Eğer evinizde bir tane kurşun kalem bulacaksınız ve o kurşun kalemi iki dudağınızın arasına yerleştireceksiniz. İki dudağınızın arasına yerleştirdikten sonra konuşmaya başlayacaksınız. Hatta böyle sesli kitap okumanızı öneriyorum sizden. Bu ciddi anlamda o harf tembelliğini çok büyük oranda en aza indirecektir. Bundan dolayı da ciddi anlamda verim elde edebilirsiniz. Bir diğer önerebileceğim yöntem ise bir tane YouTube kanalı. Eğer konumuz ses tonu ve diksiyon ise önermeden geçemeyeceğim kişi Mennan Şahin. Ben onu uzun zamandır takip ediyordum ve TRT'de yapmış olduğu spikerlikten bu yana hep o sesin sahibini merak ediyordum. Ve bir gün YouTube kanalına denk geldim. O tekerlemeler üzerinden çok güzel eğitimler veriyor. Onun da kanalını açıklama kısmına veya yukarıdaki kartlara bırakırım. Muhakkak ki takip etmenizi öneriyorum. Hatta onun şöyle bir egzersizi var arkadaşlar. Konuşmaya başlamadan önce Bir Mor Vampir adında bir tekerlemesi var. Bu tekerlemeyi sürekli tekrar ettiğiniz takdirde dilinizdeki o tembellik geçici süreliğine de olsa yok oluyor. Aynen şu şekilde bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir, bir mor vampir diye sürekli tekrar ettiğiniz zaman dilinizdeki o tembellik tamamen ortadan kalkıyor. Benim en çok borçlu olduğum olay ise şiir seslendirmek. Kanalımda da en alttaki içeriklere baktıysanız eğer ben ilk başta bu kanalı şiir seslendirmek için açtım ve her gün şiir seslendirdim. Şiir seslendirmek vurguya ve tonlamaya oldukça özen göstermeniz gereken bir iş. Bundan dolayı da şiir seslendirdiğiniz zaman istemeseniz de zaten belli bir süreden sonra sesinizi ve ses tonunuzu ciddi anlamda kontrol edebiliyorsunuz. Sizlere en büyük önerilerimden bir tanesi de bu olacaktır. Deneme kitabı alıp sesli bir şekilde okuyun ve şiir okuyun, bol bol şiir okuyun arkadaşlar. Küçük yaşta radyo dinlemeyi çok severdim, hala seviyorum. Kahraman Tazioğlu ve Bedirhan Gökçe'nin hayranıyım. Kahraman Tazioğlu ile bizzat tanıştım ve onları dinleyerek uyurdum sürekli. Belli bir süreden sonra onların tonlamaları, işte ses tonundaki yapmış olduğu iyileştirmeler vesaire sürekli beynime kazındı artık. Radyo dinlemenin ben bu konuda çok büyük faydasını gördüm. Çünkü radyo karşınızdaki insanın sürekli bir sohbet havasında yayını sunmasıyla geçiyor. Radyo dinlemek istemiyorsanız da istediğiniz bir konuda podcast dinleyebilirsiniz. Podcast dinlemek de gerçekten sizlere fayda sağlayacaktır. Sigara içmek hiçbir şekilde ses tonunuzu iyileştirmez arkadaşlar. Hatta belirli bir süreden sonra ses tonunuza zarar verir. Peki işte sigara içmek sesimi kalınlaştırır gibi motto nereden çıktı derseniz eğer çok ağır bir içici olmanız lazım. Bunu da kesinlikle önermiyorum. Öyle şeylere yeltenmeyin arkadaşlar. Ciddi anlamda bu dediklerimi uygularsanız eğer ses tonunuzda ve diksiyonunuzda önemli derecede gelişmeler ve iyileştirmeler görmeniz mümkün. Bulunduğum oda biraz sıcak. Onun için bazı kelimeleri unutuyorum. Şu anda çok sıcakladım. Ama sizlere de bu videoyu çekmek istedim. Eğer hoşunuza gittiyse veya önerebileceğiniz bir şey varsa aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi veya tecrübelerinizi yine aşağıda bulunan yorum kısmından bana ve değerli takipçilerimize, abonelerimize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.